6 Nisan 2019. 2019 yılına ait olan dikimlerine geçen hafta başladım. Fideciden aldığım domates, biber ve kıska soğan, kıskayı daha önceden hazırlamış bulunduğum toprak saksılarına diktim. Bu toprak saksılarını da bir yıldan beri verimini arttırmaya çalışıyorum. Fakat birkaç sefer bilgisayarda YouTube tarım sitelerinde izlediğim kadarıyla toprak fazla verimli olduğu zaman özellikle domates de çürüme meydana geliyor. Ki geçen sene de öyle oldu. Burada ne kadar domates varsa güzelce çiçeğe bindi. Domates oldu. Fakat domates olmaya başladığı andan itibaren de alt tarafı çürümeye başladı. Fakat ben bir türlü bunu nedeni bilgisayardan ya tam arayamadım ya da dikkatimden kaçtı. Öyle bir şahs hastalığı diye geçiştirdim. Fakat bu sene YouTube sitelerinden öğrendiğim o domates çürümesiyle ilgili olarak çalışmalar yapacağım. Onu birinci derecede zaten en iyi toprak düzenleyici olan kırmızı Kaliforniya solucanı topraktaki pH değerini düzenleyecek, asitik durumu ortadan yok edecek, düzeye getirecek. Birincisi bu. İkincisi de izlediğim bir tane radikal bir şey vardı, video vardı. Domates çürümeye başlıyor. Bunun tek çözümü olarak topraktaki asitik düzeyi düşürmek için bir kaşık sönmüş kireci belirli miktarda suyla karıştırıp o domatese durmuş bitkinin dibine döktü. Tabii sonucu göstermedi ama büyük ihtimalle mantıklı geldi. Daha verimli domatesler meydana gelecek. Bunlar büyük bir zevkle diktiğim fidelerdi. Öyle fide nanelerdi. Nanelerin hemen hemen hepsi tek tek burada şurada eski nanelerden dallarından koparıp bu yeni yerlere fide toprağı gömdüm. Gömdüğüm yerlerde de %90'ı şey olarak çıktı. Bunu da biraz sonra toplayacağım. Toplarken de bir video çekmeyi düşünüyorum. Bu geçen sefer aldığım kıskalardı. Kıskaların boyu da arttı. Bunlar kahvaltıda esnasında salata esnasında dallarını koparıp yemekteyim. Şu büyük soğanlar da daha önce pazardan almış olduğum soğanlardan yeşerip artık yenilmeyecek duruma gelmiş olanlardı. Bunları da toprağa gömdüm ve güzel bir şekilde büyüdü. Hatta şunun erkek şu şeye erkek soğan derler. Bu tohum şurada olur. Bakayım bu sene bir tohum elde etmeye çalışacağım bu erkek soğandan. Eğer tohum elde edebilirsem seneye ya kıskanmayacağım ya da soğanın bu tip bir tohumunu bulup o kıskadan çoğaltmaya çalışacağım. Geçen sene bu şekilde fideleri gömdükten sonra üzerine pet şişelere geçirmiştim ve var olan şeyler de aşırı derecede büyüdü. O dikkatimden kaçmamıştı. Bu sene de direkt olarak hemen diktim miydi? Pet şişeler üzerine gömdüm. Ve büyüme hızı daha fazla oldu. Özellikle şu arkadaşlarla paylaşayım. Sırf kırmızı Kaliforniya solucanı olan gübre. Şunların hepsi şurada görülen dolu olan saks şeyler plastik kapların içerisinde kırmızı Kaliforniya solucanı var. Bunları beslemek için elma çürükleri, patates kabukları, salatalık kabukları, yumurta kabukları, bol miktarda çay posası. Bunları sürekli olarak dökmekteyim. İnanın en son şey yaptığımda döktüğümde mesela şu ağzına kadar doluydu. Fakat gittikçe haliyle hayvan yiyor. Yedikçe de dibe çökmektedir ve toprak da çok yumuşak. Mesela bir tane kırmızı Kaliforniya solucanı göstereyim. Merak eden arkadaşlara. Şu yaprak olan şekilde olan şey patates kabuğu. Ve bunun içinde yüzlerce var. Gayet güzel bir hayvancık. Rahatsız etmeyeyim. Buna biraz su dökeyim. Daha patates kabukları, salatalık kabukları olduğu gibi durmaktadır.
Bunda da mesela bunun ileriye dönük olarak bak bir tane de şurada var mesela. Neyse. Oo, bakın bunda mesela biraz daha fazla arkadaşlarla ayrıca paylaşayım. Gayet güzel. Bunlara biraz su dökeyim. Bunların gübre yapma faaliyet olmasına rağmen hepsine biber fidanı, domates fidanı diktim. Ayrıca şu gördüğünüz patatesli. Patates dikmedim. Patates kabuklarını ekmiştim. O ektiğim patates kabuklarından da patates çıktı. Esas patates şurada çıktı. Daha sonra patates gömdüm ama buranın ağırlık olarak hep kabuk. Şunlar kabuk. Şunlar kabuk. Kabuklardan çıkmıştı. Buna da bol miktarda soğucan ekledim. Bunun yerden aşağısı çam yaprağı. Bazı organik maddeler. Bunun sararması aslında oldukça yeşildi. Yağmur uzun süre sürdü. Üzerine de şu kapağı kapadıydım. Oradan güneş görmeyince sarardı. Biraz büyük olunca 3 tane birden hıyar diktim. İnşallah hıyarlar da büyüyecek. Ayrıca farklı olarak marul diktim. Marullar güvercin yemezse büyüyecek. Şimdi hatırladım. Bu şeyleri geçirmemin bir nedeni de güvercinlerdi. Bunlar biraz büyüdü müydü? Güvercinler dadanıyor. Hepsini iştahla yiyorlar. O güvercinleri yakalarsak her birine ağzına biber süreceğiz. Son bir şey daha paylaşayım. Bunları keseceğim. Onları salonda veya odanın birinde kastenin üzerinde kurutacağım. Zevk için eş dosta dağıtacağım. Şundan epey bir verim bekliyorum. Bu sene bunda ne yapıp domatesleri 4 tane domates fidesi var. Bunun dibindeki solucan sayısı şuradaki gördüğünüz kutulardaki kovalardaki solucan sayısından daha fazla. Ve dibi oldukça organik. Yine çam yaprağı var. Beyaz kağıt var. Kırpılmış. Bol miktarda sebze, meyve, elma, karpuz kabuğu, kavun kabuğu hepsi ince ince dilinmiş, atılmış. Çürümeye bırakılmıştır. Artık geçen seneden beri çürümüştür. Hatta organik de olmuştur. Çünkü bu da inanın şu düzeyde birkaç defa doldu doldu boşaldı. Doldu doldu boşaldı. Sıkışıyor ama toprak gördüğüm kadarıyla öyle fazla sıkışık bir şey değil. Yani normal bir şey var. O şey yiyor. Solucan yiyor. Yedikçe de aşağı iniyor. Benim anladığım o. Şu domatesimiz kurumuş. Niye acaba? Şu canlı onları halledeceğiz. Bir de şunlara şurada da bir şey göstereyim arkadaşlara. Mantar sapı attıydım. Solucanlar yesin diye. Şurada gördüğünüz şu mesela mantar. Tabii büyümesi uygun bir ortam olmadığı için büyümesi mümkün değil. Büyümesi mümkün değil. Bunlar da kısmet olursa güzel, verimli olacak. Şuradaki domateslerden, iyi olanlardan arada aşılık gelişince buradaki ve evimin balkonundaki patateslere domates aşılamayı düşünüyorum. Bunu da internetten gördüm. Hem yer kaplamıyor, domates ufak ama bol oluyor. Aynı zamanda patates veriyor tabanından. Bir ikincisi de yine internetten izlediğim şöyle 19 litrelik bir su bidonunu şuradan kesiyor adam, bir Rus. Tepeden patates dikiyor. Şunlardan açtığı yerlerden de buna 8-9 tane domates yetiştirdi. Domates fidesi dikti.
Onu da şey gösteriyor. Biraz profesyonel bir çekim yapmış. Dikerken 2 ay sonra, 6 ay sonra, 8 ay sonra en sonunda işte o meyve zeptiğe durduğu anı gösteriyor. Çok güzel. Onu da o şekilde bir denemek istiyorum. İnşallah olur. Bunlar sıcakla birlikte pet şişelerin içerisinde büyüyecek. Ve bu sene erkenden meyveye duracağım. Şu toprağa da kısmet olursa şu domatesimi dikeyim. Yoksa burada şeyin içinde kuruyup gidecek. Gel bakayım şöyle. Şuradan da ödünç biraz şey alayım. Ha, bunlara mesela şu paslanmış demir aldım, çivi aldım, tel aldım. Onlardan bol bol attım. Ama bu sene bakayım biraz da soğucan bulayım da soğucan atayım şuna. Nereden bulabilirim onu? Onu en iyi şuradan alırım. Arkadaşlara bakın. Bol bol göstereyim. Bunlar oldukça güzel soğucanlar. Gördünüz değil mi? Şurada bir tane garibim var ha. Bunlar çamur maşallah. Buna daha sonra biraz daha toprak dökerim ben. Biraz da can suyu bırakayım. Fazla dökmek istemiyorum. Oldukça yağmur yağdı ama şunların biraz ihtiyacı var gibi geldi bana. Durun bakalım. Başına çekim yapmak da zor. Meraklı bulmak daha da zor. Bakalım bir dahaki sefere bunlar nasıl olacak? Bunlar da dediğim gibi bol miktarda arkadaş daha geçen seneden kalma biberlerim. Bu yaşıyor. Bundan da umudumu kesmedim. Bunları birazını keseyim. Şu şekilde de çekimi bitirmek istiyorum.